Ben bugün ne yapacağım sevgili kardeşlerim? Muzun kabuğunun iç kısmını aldınız. Hı. Şimdi ben size bazı yağlar söyleyeceğim. Eğer bu yağlar varsa daha iyi. Ama bu yağlar yoksa, bu yağlar yoksa ne yapacaksınız? Sadece ve sadece saf zeytinyağı da koysanız olur. Şöyle içini biraz çizeceksiniz. Aralarına yağlar koyacağız ki bu yağlar işlesin içine diye. Vallahi. Ne yağ koyacağız? Muzun kabuğunun içine. Bulabilirseniz bir tatlı kaşığı kadar ozon yağı. Muz kabuğunun içine. Evet, güzelce yedireceğiz. Ondan sonra bulabilirseniz birazcık nane yağı. Bir tatlı kaşığı kadar. Ya da bir tatlı kaşığı kadar okulüptüs yağı. Evet, içine çekti. Hemen demek içine ki çeker. Ama o sizin kesmenizin etkisi. İşte kesince oldu, o aralara girer. Ondan sonra yapacağınız şeyi söylüyorum. Topuk dikenine. Topuk muz dikenine kabuğu. Ya da ayak tabanınızda ağrıyan neresi olursa olabilir. Mesela bu annemin diyelim ki topuğunun şurası acıyor. Getireceksiniz, oraya yapıştıracaksınız. Bir streçle saracaksınız. Ya da bir naylonla saracaksınız bunu. Ama bunu önce bu ayağın tabanına birazcık sıcak yaparsanız. Birazcık sıcak suyun içine yıkarsanız. Ya da sıcak su torbası koyarsanız. Ya da bizim ısıtıcılardan var. Isıtıcıyla kazanıp da ısıtıcı yaparsanız. Ondan sonra bunu yaparsanız daha iyi. Bunu yaptınız, kapadınız bunu. Ne kadar dursun bu? En az 15-20 dakika, 1 saat, 1,5 saat dursun. Ne var içinde? Ozon yağı, okulüptüs yağı, nane yağı. Ben onları bulamam. Muzu çiz, sadece ve sadece zeytinyağı koy, getir, yapıştır. Gene rahatladığınızı, ayak tabanınızı rahatladığını hissedecek. Neresi ağrıyorsa her tarafına yapabilirsiniz. Tam bu ortası ağrıyor, o zaman oraya getir. Tam topu ağrıyor, oraya getir. Ucu ağrıyor, oraya getir. Yaklaşık yarım saat, bir saat dursun. Çok ayağınızda rahatlama hissedeceksiniz. Ferahlama hissedeceksiniz.